Mustafa Koç'un ikinci tutkusuna. Neydi ikinci tutkusu biliyor musunuz Mustafa Koç'un? Yalıkavak Marina'ydı. Şimdi Yalıkavak Marina'ya bir defa daha bakmak lazım. Ve Yalıkavak Marina'nın gelişimini Mübariz Mansimov'un öyküsünü anımsatarak vermek gerekiyor. Mübariz Mansimov'un öyküsü trajikti aslında. Neden trajikti? 2005 yılında, işte 2005'ten 2010 yılına, 15 yılına kadar hatta Mansimov böyle çok büyük iş dünyasına ilişkin kitaplarda, dergilerde bile birinci sırada dünyadaki 500 iş adamının içerisinde gösteriliyor. Fakat bir anda akaryakıt piyasasında istenmeyen bir şey oldu. Mansimov'un işine gelmeyen bir şey oldu. Bir eksen kayması yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya pazarını daha yoğun şekilde elde tutmak için yaptığı baskılar ve fiyatların düşmesi Mansimov'un kariyerini alt üst etmişti. Azerbaycan'ın Sokar ve Rusya'nın petrol devi Lukoil Mansimov'la yaptıkları anlaşmaları böyle birer birer iptal etmek istediler. Mansimov'un anlaşmaları çok sağlamdı ama karşısında devlet vardı. Üstelik bir devlet değil, iki devlet vardı. Ve bu süreçte biz Mansimov'un şirketiyle ilgili nasıl gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Palmeli şirketine ait Yalıkavak Marina 2016'da Mansimov'dan vergi cenneti Singapur'da kurulan RSR'nin eline geçmişti. RSR, Azerbaycan Devlet Petrolleri Sokar'ın bir yandan içini boşalttığı iddia edilen, diğer yandan da şirket üzerinden yine kara para akladığı ileri sürülen Anar Ali Alizade'ye aitti. Anar Alizade'nin Aliyev ailesiyle de Sokar Petrolleri'nin yöneticileriyle de ilginç ilişkileri vardı. Ve Yalıkavak Marina'da en çok tartışılan konulardan biri de Mehmet Ağar'ın emanetçiliği meselesiydi. İddialar ayyuka çıkmıştı. İddialar ayyuka çıkınca da Sedat Peker'in anlattığı minval üzerinden o cepheden şöyle ilginç bir açıklama gelmişti. Denmişti ki Mehmet Ağar cephesinden mafya çökmesin diye biz Marina'ya geldik. Şimdi bu ifade çok havada kalmıştı. Bu ifade toplumu rahatsız etmişti. Mehmet Ağar bu ifadeyi değiştirdi. Ama burada daha sıkıntılı bir ifade ortaya çıktı. Marina'da olmamız dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bizden bu yönde bir talepte bulunmuştu dedi. Ve bundan da çark etti. Ve dedi ki Palmali bize görev verdi dedi. Aynı kapıya çıkıyordu. Çünkü Anar Alizade'nin işte o Aliyevlerle ilişkisini anlattı. Anar Alizade o şirketi Mansimov'dan almıştı. Yani bir biçimde Mehmet Ağar emanetçinin emanetçisi oluyordu. Özetle ortada çok büyük bir servet vardı. Petrole giden bir servet vardı. Bir marina üzerinden servet vardı. Hazır Mansimov Azerbaycan ve Rusya tarafından devreden çıkarılmışken de bu fırsat kaçmamalıydı. Bu fırsatı sadece Mehmet Ağar'a bağlamak çok doğru bir şey değil. Çünkü buralarda büyük aile yapıları, ailenin hangi işleri dizayn ettiği, petrol gibi ya da geçmiş dönemde IŞİD ortaklıklarıyla göz önüne gelen şaibeleri gibi buralarda değerlendirmekte yarar var. Mansimov'un serveti hani bu el değiştirmelerden sonra transfer edilebilirdi. Buralarda ilginç işler yapılabilirdi ve uluslararası ilişkilerde yeniden düzenlenebilirdi. Sadece Yalıkavak Marina üzerinden bununla birlikte Mansimov'un petrol işinde büyük bir handikap da olmuş. Yani Mansimov Yalıkavak Marina'dayken çok büyük bir handikapı vardı. O da şuydu. Mansimov yasa dışı petrol ve başka yasa dışı taşımacılık faaliyetlerine şiddetle karşı çıkıyordu. Mansimov konusundaki ilginç noktalardan, ilginç kriterlerden biri de buydu. Şimdi Mansimov'un marinasına hepimizin bildiği gibi, anlatıldığı gibi tabiri yerindeyse çökülmüştü ve 2015-2016 yılıydı. Ancak çökülmeden önce 2015'te çok ilginç başka gelişmeler yaşanmıştı. İşte tam bu noktada Koç ailesine giriş yapabiliriz. Dedik ki Mustafa Koç ve Mübariz Mansimov zaten arkadaşlardı. Evet, sık sık görüşüyorlardı ama 2015'in Haziran ayında bir başka gelişme yaşandı. Mübariz Mansimov Mustafa Koç'u telefonla aradı. Koç neredeydi o telefonla aradığı sırada? Meşhur Caressa K isimli teknesindeydi. Denizin açığındaydı. Tekne Orak Adası'nın karşısında bir yerde bulunuyordu. Bodrum merkeze 6
28 mil açıklıktaki Gökova'daydı. Massimov aradığında ne dedik? Haziran 2015'ti. 17 Haziran 2015 olması gerekiyor. Mustafa Koç uzun zamandır Mübariz Massimov'un da tutku haline getirdiği Yalıkavak Marina'ya talipti. Yalıkavak Marina'yı Mustafa Koç da çok seviyordu. Mustafa Koç da almak istiyordu. Ama Massimov da Marina'yı tutku haline getirmişti. İlginç bir şey. Yani bir yaşam tarzı olarak benimsemişti ve Marina'ya ilişkin tasarrufların ne olduğunda, Marina'ya nasıl çöküleceğini, neresi üzerinden çöküleceğini de aşağı yukarı Massimov kestirebiliyordu. O görüşmede Mübariz Massimov ilk kez, şimdi bir tutkusu vardı Mustafa Koç'un ve ara sıra şunu söylüyordu Mübariz Massimov'a, bana bu Marina'yı sat diyordu. Bu bir şakalaşma olarak kalıyordu. Fakat Mübariz Massimov'un aradığı bu görüşmede ilk kez yine Mübariz Massimov Mustafa Koç'a Marina'yı satmaktan söz etmişti. Mustafa Koç'un bu görüşmeden sonra telefon kapandı. Yanında Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'ndan bir başka arkadaşı vardı. Teknede dediğim gibi Orak Adası'ndan dönüyorlardı. Telefon kapandıktan sonra dedi ki bu arkadaşı, Massimov Marina'yı asla satmaz. Çünkü Massimov'un bu Marina'ya karşı çok büyük tutkusu var. Mustafa Koç ona şöyle karşılık verdi. Rusya çok büyük ceza kesti dedi. Onu ödemek için mecbur satacak ifadelerini kullandı ve buraya Mübariz Massimov 392 milyon dolar harcadı. Bunu biliyorum. Bu satışta bu çerçevede yapmak mümkün olacaktır ifadelerini kullandı. Bu görüşme sonrası Koç Massimov'un birkaç gün sonra yanına gitti. İlk görüşme Karaseka'nın ikinci katında yapıldı. Bakın artık bir Marina satışı görüşmesi yapılıyor. Yıl 2015 ve ilk görüşme de o telefon konuşmasından sonra, yani Massimov'un Koç'u aramasından sonra KRSK'nın ikinci katında yapılıyor ve bir kahvaltı organizasyonu tertipleniyor bu görüşme için. İkinci görüşme de ilginç bir yerde yapılıyor. Bu da Yalıkavak Marina'daki Haremlik adlı mekanda yapılıyor. Şimdi bunların hepsi çok kısa sürede oluyor. Yani Massimov'un telefonunu araması, ilk görüşmenin teknede yapılması, bir kahvaltı organizasyonunda teknenin ikinci katında, sonrası da yine Koçların elinde olan Yalıkavak Marina'daki Haremlik adlı bir mekanda yapılması çok kısa, çok ani gelişmeler olarak dikkat çekiyor. Her iki görüşmede de Mehmet Ağar hazır bulunmuştu. Şimdi buradan sonrasını bu anlatılanlar, Altay Tank meselesi, Yalıkavak Marina meselesi, bundan sonra tabii bu soru işaretlerini kamuoyuna bırakmak gerekiyor. Ama tabii bu soru işaretlerini koyarken de şunu yapmıyoruz. Burada bir komplo teorisi üzerinden konuşmuyoruz. Bir komplo teorisi kurup başka farklı şeyler söylemiyoruz. Dediğimiz gibi olgular üzerinden ifade ediyoruz durumu. Bir yıl içinde Mustafa Koç kalp krizinden öldü. Marina'yı alamadı. Marina Mübariz Massimov'un elinden çıktı. Yine aynı dönemde üstünde farklı planlar olan Marina özel harekatçılar tarafından da ablukaya alınmıştı. Bunu da bir ek bilgi olarak verelim ve sonuç itibariyle Massimov'un da elinden çıktı. Buradaki ortaklık yapılarına, tıpkı Altay Tank'ta olduğu gibi, buradaki çökme hikayelerine, burada bu satışları istenen kişiye devretme hikayelerinde ilk başta anlattığımız tuhaf ortaklık yapıları, tuhaf çoklu şirketleri görüyoruz. Bu da bir AKP'nin geleneği olarak son dönemleri bırakın, belki de son 15 yılda gözümüzün içine sokuluyor. We'll be right back.